Merhaba arkadaşlar, bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Bitcoin'i anlamak için ilk başta Bitcoin'in dijital dünyada ve fiziksel dünyada ne farkı olduğunu anlamaya çalışalım. Örneğin elinizde bir elma olduğunu düşünün. Bu elmayı arkadaşınıza verdiğinizde o elma fiziksel olarak sizin elinizde artık olmamakta, arkadaşınızın eline geçmektedir. Fakat dijital olarak herhangi bir bilgiyi arkadaşınıza gönderdiğinizde sizde de bir kopyası, arkadaşınızda da bir kopyası. Arkadaşınız o bilgiyi başka bir yerine gönderdiğinde de 3 tane kopyası bulunmuş olmakta. Daha fazla da olabilir. Bunu tam olarak bilemezsiniz bir bilginin kaç tane kopyası olduğunu. Fakat herhangi bir paranın kopyasını başka birine göndermek onun para değerini ortadan kaldırmaktadır. Bitcoin buna çözüm bulmaktadır. Yani sizde olan bir para başka birine gittiğinde aynı para iki kişide bulunmamış olur. Bitcoin'in çözdüğü bu problem, yani double spending problemi, iki kişiden iki harcama problemi de denilebilir, çözülmüş oluyor. Yani bir kişide olan para başkasına gittiğinde o para sadece diğer kişide bulunmakta. İki kişi de aynı anda aynı parayı harcayamamakta. Eğer kopya olan bir bilgiyi, örneğin elimde bulunan bir Word dosyasını arkadaşıma gönderdiğimde, arkadaşım da Word dosyası üstünde değişiklik yapabilir, ben de yapabilirim. Bitcoin altyapısı bunu önlemekte. Bir bilgi diğerine gittiğinde değişiklik yapılamamakta o bilgi üstünde. Örneğin ben arkadaşıma para gönderiyorum. Gönderilen bu para Bitcoin Network'ü, yani Bitcoin ağı üstünde kaydedilmekte. Herhangi başka biri bu bilgiyi değiştirememektedir. Bitcoin kendi içinde blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Blockchain'de başka bir videoda anlatacağız.